15'i tutuklu 18 Kürt gazeteci bugün yargılanıyor. 13 ayın ardından hazırlanan iddianameden sonra bugün ilk duruşmada hakim karşısındalar. Savunma yapıyorlar. Dedikleri gibi gazeteciliği savunuyorlar ve dediğimiz gibi gazetecilik yargılanıyor. İlk oturumunu bitirdik duruşmanın. Bu sırada bir açıklama yapmak istedik. Hem duruşmaya ilişkin hem genel davanın seyrine hem gazeteciliğin durumuna ilişkin bir açıklama yapmak istedik. Birçok duruşmayı takip eden hem siyasetçi hem hukuk dünyasından hem basın meslek örgütlerinden çok sayıda isim var. Kendileri de birazdan görüşlerini dile getirecekler. Biz tam 34 yıldır burada gazete çıkarıyoruz. Sonra ajanslar kurduk. Sonra televizyonlar kurduk. 34 yıldır sadece haber peşindeyiz. Ama nedense yaptığımız haberler bu devleti, kurulan hükümetleri, ard arda gelen diğer hükümetleri hep rahatsız ediyor ve bizim haberciliğimizi önlemek için her türlü önlem alıyor. Nitekim burada maalesef pek çok arkadaşımızı, sadece gazetecilik yapan arkadaşımızı kaybettik, öldürdüler. Bazı arkadaşlarımız şimdi olduğu gibi cezaevlerine atıldılar. Bazı arkadaşlarımız sürgüne gitmek zorunda kaldılar. Ama biz devam ediyoruz. Gazetelerimizi kapattılar, devam ettik. Gazetelerimizi bombaladılar, biz devam ettik. Şimdi de devam ediyoruz. Son dönemde bize yönelik baskılar arttı. Bence sebebi şu, gerçekten de hem iktidar için hem muhalefet için bir dönüm noktası olarak görülen son seçimlerde bizi sahada istemediler ve tekrar tekrar operasyonlarla arkadaşlarımız içeri alındı, iddianameler yazıldı ama genelde de ilk duruşmada serbest bırakmak zorunda kalıyorlar. Ankara büromuzda gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarımız biliyorsunuz seçimden sonraki ilk duruşmada bırakıldılar. Bugün de burada arkadaşlarımızın bırakılmasını bekliyoruz. Onlar böyle baskılarını istedikleri kadar devam ettirsinler. Biz burada gazeteciliğe devam edeceğiz. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli davalarından, basın davalarından birisi görülüyor şu arkamızdaki binada. Aslında 13 aydır bu hakim karşısına çıkmış olsalardı çoktan serbest bırakılacak olan arkadaşlar aylarca iddianameyi beklediler. Ve arkasından duruşma gününün 13 ay sonra verilmesiyle birlikte 13 ay sonra hakim karşısına çıktılar. Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan peşinen ceza verme gazetecilerde çok iyi işliyor. Bütün gazetecilerde benzer bir yöntemi uyguluyorlar. Gazeteciler gözaltına alınıyor ama ortada bir suç yok. Gözaltına alındıktan sonra suç unsurları oluşturulmaya çalışılıyor. Uzun bir süre cezaevinde tutulduktan sonra ilk duruşmada da serbest bırakılıyorlar. Bugün burada da 15 meslektaşımız serbest kalacak. Ama 13 ay özgürlüklerinden, ailelerinden, işlerinden mahrum bırakılmış olacaklar. Elbette bu hukuk sistemi adil bir şekilde çalışsaydı bu kadar uzun cezaevinde kalmayacaklardı. Ama bunu ancak biz gazeteciler dayanışmayla, birbirimize destek vererek gazeteciliği bir suç olarak gösterenlere inat, gazeteciliğin bir kamu hizmeti olduğunu, gazeteciliğin halkın haber alma hakkıyla bağlantılı bir iş olduğunu öğreteceğiz, göstereceğiz ve biz gazetecilik yapacağız. Halkımız da haberine ulaşabilecek. Bugün arkada, biraz önce arkadaşlarımın söylediği gibi, arkadaki binada çok değerli arkadaşlarımız not defteri bulundurduğu, kamerası olduğu, bilgisayarı olduğu, haber yazdığı için 13 aydır hürriyetlerinden mahrum. Gazetecilik suç değildir arkadaşlar. Gazeteciliğin suç olduğunu hiçbir şekilde bize kabul ettiremezler. Kısaca vurgulamak istediğim odur. Bu arkadaşlarımızın bugün inşallah salı verilmelerini, beraat etmelerini bekliyoruz. Ve inşallah bu gibi ağır bedellerin ödenmesi bu ülkede artık son bulur. Gazeteci arkadaşlarımız özellikle Kürt meselesinde
devletin son dönemdeki şiddet politikasını teşhir ettikleri için şu an tutuklu, hak ihlallerini haber yaptıkları için şu an tutuklu, kamu görevlerinin suçlarını ifşa ettikleri için şu an tutuklu. Biz onların tahliyesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bu dayanışmanın devam etmesini istiyoruz. Türkiye'nin hukuk tarihinin utanç verici olaylarından birisi. Yalnız o değil, Türkiye'de basın özgürlüğü mücadelesi için bir kilometre taşı niteliğinde. Daha da öteye, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde de üstünde durulması gereken, tarihe geçecek nitelikte bir olay. Hepiniz biliyorsunuz, bugün Litvanya'nın Vilnius şehrinde NATO zirvesi toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye AB kapılarının açılması şartını öne sürmüştü. Dün gece itibariyle bundan vazgeçtiğini görüyoruz ama Türkiye'ye Avrupa Birliği kapıları eski başbakanlardan birinin deyimiyle Diyarbakır'dan geçen bir yoldur. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakır'dan Avrupa Birliği'ne gidecek olan yol ise Kürtlerin hakkının, hukukunun tanınmasından geçer, basın özgürlüğünden geçer, Kürt medyasının özgürce çalışmasından geçer. Bunlar olmadan Türkiye'ye bütün demokrasi yolları ve Avrupa yolları, bütün yollar tıkalıdır. Bugün burada görülmekte olan dava her bakımdan çok önem taşıyor. Tam 13 aydır hakim önüne çıkarılamamış 15 tutuklu gazeteci var. Ve bu gazeteciler besbelli ki seçim döneminde halkın haber alma özgürlüğü engellensin diye içeri kondular. Ve bugün Serdar Altan'ın savunmasından da dinledik. İçeri konulduktan tam 6 ay sonra gizli tanık ifadeleriyle oluşturulan derme çatma iddianamelerle, hukukla, hakla hiçbir ilişkisi olmayan iddianamelerle içeri tutulmaya devam ettiler. Yüzlerce sayfalık savcı iddianamesi Nisan'da hazırlandı ve şu Temmuz sıcağına kadar arkadaşlarımız, meslektaşlarımız hapiste tutulmaya devam ettiler. Bu dava yalnız çok önemli başka bir gelişmeye de işaret ediyor. Artık Kürt medyasının yalnız olmadığını gösteriyor. Bugüne kadar çok yalnız bırakılmış, Türkiye'nin batısında adeta görmezden gelinmiş olan Kürt medyası, bütün Türkiye'nin her yerinden gelen, az önce Ankara'dan, İstanbul'dan gelen meslek kuruluşlarının temsilcileri de burada konuştular. Artık Kürt medyası yalnız değil ve aynı zamanda biz Diyarbakır'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcileri olarak burada kimin kılına dokunulursa onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. Başta da Kürt halkının üzerindeki baskıları dağıtmak için Kürt medyasının özgürlüğüne, hakkına, hukukuna sahip çıkacağız. O yüzden burada bulunuyoruz ve tekrar ediyorum, bu bir kilometre taşı. Zaten bu dava arkadaşlarımızın tahliyesiyle de hem Türkiye'nin demokratikleşme yolunda, hem halkın ve en başta da Kürt halkının haber alma özgürlüğü yolunda ve en önemlisi de 13 yıldır haksız, hukuksuz bir şekilde zindanlarda tutulan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın özgürlüğe kavuşması yönünde unutulmayacak bir gün ve duruşma günü olsun.